Cağ kebapçısı olduğu için bütün cağlara hakim abi. Neyi karın yapacak? Kim yapacak? Ne işe karar alıyor? Benim bu kadar ne oluyor ya, izlememem lazım. Ich bin Orkun, ich bin 28 Jahre alt, ich wohne in Istanbul, ich möchte Çiğ Köfte, Herhausen die Weine. Yine Alman turistler olarak geldik, en düşük puanlı restoranları deneyeceğiz. Çağlar'ım ve Bekir'imleyim, hoş geldik. Hoş bulduk. Çağlar'ım be, bir iyi restorana götüremedik seni. Ya sormayın ya, gerçekten ama yorumlarda şey gelmiş. Ne ya. Gelmiş? Abi şu Çağlar'ı da bir kere bir götürsen mi ya? Ne olsun isterdin? Bir günde böyle en pahalı, böyle en güzel restoranları mı deneyelim isterdin? Vallahi hiç fena olmaz ama maaşımdan düşülmeyeceksin onu diyeyim. Ya iyi bir düşer miyiz? Olsa sevinir miydin böyle bir? Olsa çok sevinirim ben. O gerçekten. Zaman Çağlar'a sürprizimiz vardı. En yüksek puanları deniyoruz oğlum, düşük denemiyoruz. Ben ne diyorum, niye buraya geldik oğlum? Bir haftadır bunun için uğraşıyoruz lan. Evet oğlum, sana söylemeyelim diye, sana sürpriz olsun diye fiyatları böyle katakulli yapıyoruz. Harbi mi ya? Şu an şaka mı? İnanmıyor oğlum adam. 9 tane restoranımız var. Bugün Anadolu yakasındayız, yarın Avrupa yakasına gideceğiz. En güzel, en yüksek puanlı ne varsa hepsini topladık Çağlar. Şu an o zaman ne videosu çekiyoruz? En yüksek puanlı restoranları deniyoruz. Hepsi birbirinden güzel, hepsi böyle inanılmaz yorumlar almış, inanılmaz yerlere çıkmış. Herkes gidiyormuş, bütün ünlülerin gittiği en çok sevdiği yerleri hocam derledik. Şimdi yorumlarımız tabii bu sefer çok iyi. Beylerbeyi'ndeyiz bu arada. Beylerbeyi Kuzu Kokoreç'e geldik. Kaçmış oğlum buranın puanı? Dur. 4,5 puanı. Çok iyi. Çok iyi. Bir kokoreççi için 4,5 puan çok iyi gerçekten. Kokoreç'le aramız nasıl? Ben çok severim. Tek sevdiğim sakatat... Kokoreç var ama diğerleri yok. Midye var mı mesela? Midye? Midye var. Midye sakatat değil ki oğlum. Ben öyle merakımdan sordum. Çengele 100 çeker kokoreç demiş. He, burada şey Beylerbeyi Çengelköy savaşı mı var acaba kokoreçte? Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey mi var? Biz kartalda bunları yemiyoruz ki. Ne yiyorsunuz oğlum kartal? Biri demiş ki servis yavaş olsa da sanırım ustam kokoreçi sanat gibi yaptığından dolayı biraz yavaş geliyor demiş. Bir sanat, kokoreç sanatı varmış burada. Abi ben harbiden şu an çok merak ettim. O zaman hadi gidelim bir kokoreççimize. Daha çok yere şey yapalım mı? Hadi gittik deyip mi gitsek acaba? E hadi biz gittik, sen kal orada. Hadi o zaman. Ben de iki tane kamu. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Abi. Nasılsınız? İyi, sizden ne haber? Biz birer... Çok methettiler evet burayı. Evet abi, çok iyi dediler kokoreç. Yani ilk kokoreçinizi burada yiyin, yemeden gitmeyin, kokoreç yedim demeyin falan dediler burada yemeden. Ondan dedik bir yiyelim. O zaman biz üç çeyrek alalım. 80 lira çeyrek kokoreç. Şimdi bak, şu konuya bir bence netlik getirmekte fayda var. Şimdi geçen videonun en düşük puanlı restoranlar videosunun altındaki yorumlarda bu fiyat ucuz mu, saçmalamayın falan demişler ama İstanbul'da yaşamayan için evet çok anormal evet, bir fiyat olabilir evet. Ama İstanbul maalesef böyle bir memleket. Biz de çok alıştığımız için girenlere. Bu arada biz bir daha Fatih'e gidemeyiz bu üçlü. Bizim o restoranların biz ismini ne kadar gizlemiş gerçekten olsak da bulmuşlar. Ya. Hatta benim şu an Google Maps'te o restoranlara attığım yorumlar 5000-6000 like almış oğlum. Benim attığım yorumu bulmuşlar. Benim yorum şey diyor. Google Maps'ten bildirim geliyor. Fenomen oldunuz diyor. Ya bir haritanın onayına ihtiyacım yoktu benim. O yüzden şu an Anadolu yakasına geçtik. Yine beğenirsek de söyleyeceğiz. Beğenmezsek de söyleyeceğiz. Bu hocam İstanbul usulü. Müsaadenle bir içine gösteriyorum. Tabii ki tabii ki. Şimdi İstanbul usulü dediğimizde biber ve domates de içerisine giriyor. Ama hocam bence bunun makbulü İzmir'dir, sadesidir. İzmir iri kıyım olan değil mi? İzmir iyi kıyım. Domates yok, sadece kokoreçin tadını alıyorsun. Aa. Bunlar çeyrek mi lan? Oğlum bu nasıl bir çeyrek? Abi bu çeyrek mi? Üç çeyrek. Aa. Biz çeyrek istedik. Tamam diyoruz bu çeyrek, bu olamaz. Bekir git bakayım üç çeyrek kaç paraymış? Ne kadar? 85 lira. 85'e çıktık bak. Geçen bizim neredeydi? Biz bir yerde bir şey söyledik ya. Ha şeyde, dönercide 100 gram döner 200 liraydı. 200 gram döner 400 liraydı. Evet. Öyle miydi? Evet, evet. Normalde öyle olmuyor. 3-6-9 diye gidiyordu. Evet. Atıyorum 400 yerine 360 lira olması evet lazım. Burada da mantıklı ama 240 yerine 180 lira çünkü oluyor. Çünkü 3 çeyrek söylemin bir amacı... 3 tane ayrı ayrı çeyrek söylerim o zaman yani. Ya ben çok şu an mutluyum ya. Ben bayağı düşük puanlı restoranlara içerdim. İzmir. İzmir'i yıkayım bu kadar. This is İzmir. No domates, no biber. Çok sade ya. O çok ama sade hocam ya. This is güzel hocam. Hadi gömüyoruz. Çağlar gömdü bile. Harbi güzel ya. Gerçekten çok iyi. Bu arada harbiden iyi. Ye gülüm. Ne lazım? Acı. Acı olsa içinde bu çok acılı der. At 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 oğlum, gerçekten güzel bir kokoreç lan. Çok güzel gözüküyor bu arada. Görseli de çok iyi, lezzeti de çok iyi. Bence iri kıyım daha güzel gibi duruyor. Mükemmel. Değil mi? Çok iyi. Çok iyi abi. Siz yiyin hocam lütfen. Tam hocam benim sevdiğim kokoreç bu. Ne çok yağlı, ne çok böyle yağsız. Tam böyle kıvamı yerinde. O kenarlarının çıtır olmasını ben çok seviyorum kokoreçin. Ya bir de harbiden ekmeği falan da yumuşak. Hem çıtır hem yumuşak böyle.
Yemin ediyorum çok iyi. Bir şey diyeceğim, abartıyor diyeceksiniz. Yediğim en iyi kokoreç olabilir. Ben normalde çok sevmem bu arada. Guys, ne diyorsunuz? Kaç puan veriyorsunuz? 5 üzerinden yine puanlayalım hepsini. Yediğim en iyi kokoreç, ben 5 veriyorum direkt. Bu arada ya harbiden abartıyor diyenler olacak ama gerçekten çok iyi. Yok abi. Yani. Ve hani şey yaptık, bu video özelinde gittiğimiz hiçbir yere haber vermedik. Ne bileyim, bize ayrı bir şey yapmasınlar diye. Herkesin yediği gibi olsun diye. Ben de 5 veriyorum. Yani kokoreç özelinde net 5 bu. 180 lira 3 çeyrek. 300 lira da olsa ben okey gidip yerim yani. Evet, ben de yerim. Ben yemem, param yok. Yani ben... Sen kaç veriyorsun? Ben de 5 veriyorum ben. Çok 5. Oha. Benim için. Ortalaması direkt 5 aldı oğlum burası. 4-7 vermişler, 5 hak ediyormuş demek. Emir, sen yemiyor musun? Oğlum yazık, bu çocuk da geçen sefer hep düşük puanları yedi. Bu adam da yesin bir şey. Şimdi bizim son videodan sonra en çok Instagram'dan DM alan kızlar tarafından... Emir. Emir. Çağlar videoda çok görünüyor. Emir 5 saniye var videoda ve kızlar Bu arada Bekir'e hiç yazmayın oğlum. Bu adam evleniyor 5 dakika sonra. Amca evleniyor bu adam 5 dakika sonra. Evlensin mi? Evlensin mi? Sen evli misin abi? İki sefer. İki sefer. Hala evli misin şu an? Evliyim tabii. Memnun musun? Memnunum. Ne güzel amcacığım. İki, kim bakacak seni? Ne olacak? Tabii. Ne? Kim mi bakacak abi? Kendine bakamaz mı abi bu? Kim yapacak? Ne? Evlenmesen sen düşünmesin. Kim yapacak? Karın yapacak. Evet. Neyi karın yapacak? Karın yapacak tabii. Kim yapacak? Abi kendi de yapar. Eli ayağı tutuyor kocaman yok, adam. Yok öyle şey yok. Karısı yapacak. Neyi ne için karı alıyor? Hizmet etsin diye abi. Hizmet etsin diye. Çayını yapsın, yemeğini yapsın. O yüzden mi evleniyoruz? Ne yapacaksın başka? Abi ben çok yanlış anlamışım konuyu. Ben seviyoruz, aşık oluyoruz. Ben yanlış evlendim. Hay Allah. Ya o... Ne yapacağız? O evlenemeyeceksin. Ondan sonra... Ha evlendikten sonra seviyoruz aslında. Sen ondan sonra sevmişsin. Doğru diyor oğlum. Biz yanlış yapmışız. Merve, boşuyorum seni. Kusura bakma. Ben aşka göre evleniliyor sanıyordum. Öyle değilmiş. Ben o yüzden evlenmiyorum mesela. Abi benim hanım da hiç bak ne çay koyar, ne evi temizler, ne yemek yapar. Hiç yok benim hanımda. Boşuna almışım. Boşuna mı almışım? Boşuna almışım. Hay Allah abi, keşke daha önce tanışsaydık seninle ya. Ulan! Ulan! Merve! Ya sen karıyı boşuna almışsın. Sen karıyı niye aldın? Vay anasını, ben de diyorum bir şey yanlış. Yiğidim ye İzmir ye. Ne diyorsun yiğidim? Al şeyini mi? Çok iyi. Çok iyi değil mi lan? Mesela o diğerleri gibi acı değil, şey değil, tat ya. Abi tuzu da yerinde, baharatı da yerinde, iri kıyımlı. Emir ciddi değil, değil mi kanka? Ama. Oğlum üçümüz de beşer puan verdik. Beş, ha. Beş abi beş, beş. Net beş değil mi? Kaç para eder sence? Bu çeyrek kaç paradır? 90. 80 lira lan, doğru oğlum. Ayran kaç para? Ayran 50'dir. 30 lira. Yani yanında ayran içeceğime bir tane daha çeyreğin yarımı 1/8 söylerim. Yani ayran evet hayatta en çok sevdiğim şey olabilir ama yemek yani. Hayatta öncelikle. En çok sevdiğin şey Merve Yorgancılar değil miydi? Of. Sen o karıyı boş artık. Merve s**cek bela. Ne oluyor oğlum orada? Tamam. Kadın söve söve indi, söve söve bindi. Abi kadın büyükten kötü kullanıyordu. Adam dedi kalk ben bineyim dedi. O karıyı boşayacaksın işte. Yeni lafımız o karıyı boşayacaksın. Şimdi Kadıköy'e geldik. Kadıköy seviyoruz hocam Kadıköy'ü. Sen niye sevmiyorsun lan Kadıköy'ü? Kartal mı Kadıköy mü? Abi yani. Peki hocam midye seviyor muyuz? Nasıl midyeyle aramız? Midye seviyoruz hocam. Peki sıcak midye, soslu midye ne düşünüyorsunuz bu konuda? Midye sade yenir ya. Sade derken sıcak mı, soğuk mu? Sıcak sade yenir yani, sos mos değil sıcak yani. Sıcak mı? Ha sıcak sade yenir. İzmir'in ben midyesini daha çok seviyorum. Böyle çok fazla günde milyar tane midye üreten bir yerin midyesinin aynı lezzeti koruması bence mümkün değil değil mi? İyi, kesinlikle değil bence. Hocam biz burayı bulduk yine. Şarkı var, telifiz. 4.7. 4.7 mi? Ve çok 2000 iddialı. Tane yorum almış. Çok iddialı yani, mükemmel olmak zorunda burası. Çağlar şu yanda bir puanlı var bir tane. Sen oradayı al gel karşılaştıralım. Bak bu güzel bir yorum. Ne diyorsun? Diyor ki dünyada yediğim en iyi midye Kore'den, sırf bunu yemek için geldim. Çok iyi. Bence bu Çince Kore. Hayır bu Çince kanka. Bu kuzu bağırsaklı ekmek arası ve tavuklu karışım çok lezzetli. Ha ha ha. Midye pek yemedim. Ancak bu kuzu etli ekmek arasını yedikten sonra duramıyorum. Kesin ama bu kokoreç yemiş. Kokoreç yemiş. Kokoreç yemiş. Neli midye var? Soslu var. Başka ne var? Acılı var. Normal midye var. Karışığı var mı bunun, karışık tabağı? Arkadan yine bak şey gibi geliyor. Acındırarak geliyor ya bak. Arkadaşlar midye sushi'dir. Ben bunu geçen gün fark ettim. Oğlum midye içinden çıkar. Altında dur hocam dur. Dedem bak bunun adı kamera. Sushi dediğimiz şey altta pirinç, üstte balık olabilir, midye olabilir, üstünde ne bileyim deniz yengeci, deniz tarağı olabilir. Bunun adı sushi'dir. Oğlum bunu da kabuğundan çıkar. Bu sushi aslında. Hiç böyle düşünmemiştim ben. Benim de geçen gün uyurken aklıma geldi bu. Fiyatlar nasıl abi? Tanesi 9 lira, fiyat farkı yok. Tanesi 9 lira hepsi için. Fiyat farkı yok. Oğlum biz 25 kuruşa midye yiyorduk. Evet çok eskiden öyleydi yani. Ne zaman eskiden, ben o kadar yaşlı değilim. 4 yıl önce.
10 yıl önce mi? Ben çok yaşlanmışım o zaman. Kolay gelsin. Kova 40 adet aynen 9 liraya geliyor. 360 lira kova. Adam başı 4 kişi 10 artı tane yeriz. 3 gündür oturmuyorum da abi yanınızda mı oturayım? Ya bak hala yapıyor ya. Oğlum hamburger midye tava var içinde. Enteresan. Midye seviyoruz. Beğensek de söyleriz. Beğenmesek de söyleriz. Beğenmesek burada söylemeyeyim dışarıda söyleyeyim. Çıkınca yorum. Ama tatlı insanlar. Sıcaktan başlayalım. Sıcak. Buyurun. Evet gömüyorum hemen bir tane. Şimdi midyemizi açıyoruz. Alttan daldırıyoruz. Hemen limonumuzu fıttırdık üstüne. Oy. Ben sıcak midye sevmediğimi tekrar hatırladım. Bana biraz şey geldi, baharatı ve tuzu az geldi. Böyle midyenin tadını çok alamadım gibi geldi. Sıcak olduğundan da olabilir. Bir deneyelim lütfen. Arkadaşlar objektif yorumlar gerçekten beğenirsek beğendik, beğenmedikse beğenmedik. Hocam bence sıcak... Bence gayet güzel ya. Bence de güzel ama sıcak midye sevmiyor muyum oldum ben. Normalini deneyelim. Boyutlar bu arada okey. Mesela midyeci Ahmet'in midyeleri daha kocaman kocaman. Ben o kadar büyük midye sevmiyorum. Ben pilavını beğendim içindeki bu arada. Yok güzel hocam. Ben beğenmedim arkadaşlar. Harbi mi ya? Ben de bayılmadım ya. Tadını alabilmemiz için biraz daha tuzlu ve baharatlı olması lazım. Ya o pirincin baharatta pişerken ya az kalmış ya sosunu, baharatını, tuzunu az koymuşlar. Böyle bir tat alamıyorum ben. Tatsız gibi geliyor bana. Ne o şimdi ne yiyoruz? Özel soslu. Kanka özel soslu daha güzel. Enteresan ki soslu da sevmem yani. Ya sosun da baharatıdır bir şeydir. Ya baharat senin için ben çok okey. Ben sosluyu daha çok beğendim diğerlerinden. Acılıyı deneyelim. Ben de sosluyu beğenmedim bu arada. Harbi mi ya? İşte bak enteresan. Ben hepsini beğeniyorum mesela. O yüzden hepimiz ayrı puan veriyoruz, ortalamasını alıyoruz. Soslu gitmedi mi diyorsun? Yok yok abi. Acılı acı duruyor ya. Ben bu acı sevmem bu arada. Ha biz midyeci Ahmet'te acılı midye yarışması yapmıştık. Evet. Kimler katılmak istiyor? Oo çok kötüydü o ya. Evet herkes ölmüştü. Ben acı sevmiyormuşum abi bir daha anladım. Çok mu acı? Acı ya. Çok acı değil. Isot koymuşlar bana şimdi. Bakalım bir acı kokusu yok. Çok gereksiz ya acılısı. Acı değil. Pul biber acısı gibi. Evet. Pul biber acısı gibi. Çok daha iyisini yedim. Ama sokak midyecilerinden yani. Yok hocam bana çok tatsız tuzsuz geldi buranın. Değil mi? Sana gelmedi hocam tamam. Tamam lan yiyeceğiz daha karnım doyurma. Evet oğlum bitirme ya kıtlıktan çıkmadın ya. Tamam ben bir tane daha şu özel sosundan deneyim bari. Puanları alalım arkadaşlar buyurun. Dur hemen geldim hocam sen başla. Bence ortalama bir midye. En yüksek puanlı midyeciye geldik şu değil, an öyle düşün. Değil ben 5 üzerinden vereceğim max puan. Bu 2, 3, en 3. yüksek bulabildiğimiz evet. En yüksek puanlı midyeci. Evet. 4.7 puan. Ve 2000 yorum üzerinden veriyor evet. Üzerinden. 2000'den 4.7. Ya acaba kokoreçler mi güzel o yüzden mi yüksek puan aldılar? Evet yiyen kokoreç miydi acaba? Yok oğlum midyeyle ilgili çok yorum var. Çok da doğru. Ya şimdi genelde yorumlara baktığımızda yurt dışından gelen turistlerin yorumlarını falan görüyoruz. İlk defa midye yiyen biri için güzel bir midye olabilir ama çok midye yiyoruz. Ben bir de İzmirliyim. İzmir'in midyesi bence daha güzel İstanbul'dan. Hocam. Oğlum o yediğimiz midye buna kaç basar? Çok güzel. İzmir'in midyesi aşırı iyi bence. Ben burada aynı lezzeti ya. Maalesef göremedim. 5 üzerinden 2.5 dedin hocam. Evet. Ya ben de açık söyleyeyim 3. Ben de 3 diyorum abi. Mesela bir de temiz olduğuna güvendim. Alalade mesela kokoreççilerin yanında oluyor ya teyze. Evet. Ondan daha güvendim buraya. 3 diyorsun sen de. Ben de 2 diyorum. Ben 2 diyorum. 2 diyorum. Hocam. 2.5, 3, 3, 6, 8.5, 10.5 bölü 4. 2.68 gibi hissettim ben. Ben bölme işlemlerini hissimle yapıyorum. Org dijital puanı 2.6 şu an buranın. Ama 4.7, 2.6. Harbiden. Çok teşekkür edelim kalkarken. Ellerine sağ arigato gozaimashita diyelim. Bence aynı gün içinde kokoreç, midye, şırdan, turşu suyu, ev yemeği yersek zehirlenmeme ihtimali halimiz yok bizim. Bak kırık zeytin, gemlik zeytin, Hatay çekirdeksiz, obo, yaban mersinli, pancarlı diyor. Ama bak o pancarlıyı mı? Abi deneyebiliyor muyuz bunlardan? Yaban mersinli. Hayır oğlum normal zeytin bu. Pancarlıya bakayım. Pancarı daha güzel. Oo bir dakika burası turşu suyunu da böyle satıyor. Beğenirsek alırız. Sade turşu 15 lira. Tanelisi 25 lira. Yarım litre 30 lira. Abi taneli önerirsin değil mi? 4 tane taneli alalım. Lahanası salatalığı bol olsun, bamya da olsun. Aa, hocam çok iyi. Güzel. Al gülüm. Acı konmuş içine. Çok başarılı. Çok iyi. Çok iyi. Ya içindeki şalgamı da güzel. O böyle acısını da alıyorsun. O acının tanesi de güzel. Ama hocam ben daha soğuk tercih ederim. Turşu suyumu ben buz gibi severim. Soğuk olsa daha iyi olabilir. Evet. Harbi turşu suyu bu ya. Olay bu hocam.
Erzincan lahanası bak. Güzel güzel. Ben turşu çok severim. Turşu yemeği çok seviyorum. Ayran ne kadar seviyorsam turşu da o kadar severim. Turşu suyu da o kadar severim. Şu an midem böyle bir güzel yanıyor, anlatamam sana. 4,5 veriyorum bu arada. Sen kaç veriyorsun? 4,7 veriyorum. 4,7 veriyor. Abi çok iyi. Kaç veriyorsun? Acısız olsa 5 büyük ihtimal. Ama oğlum biz dedik acılı diye. Acılı dedim. 5 mi veriyorsun? Onu nasıl hesaplayacağım bunu? 4,5, 9. 18.7 bölü 4, 4,67 çıkıyor. Buranın gerçek puanını söylüyorum size. 4,6 oğlum. Biz doğru vermişiz. Evet, doğru vermişiz. Evet. Şimdi geldik. Burası da en yüksek puanlı ev yemeklerinin olduğu böyle esnaf lokantasımsı bir yermiş. Ama böyle yöresel yemekler de varmış içerisinde. Şimdi önce puana bakalım, yorumlara bakalım, sonra girelim. Buranın puanı tahminimden düşük. 4,1. Ama 10.000 tane yorum almış. 10.000 yorum. 10.000. Bir, yani ben ilk defa 10.000 yorumu görüyorum. Maps'i açacak ve 10.000 tane yorum atan insan. Yani bu belki 10 yıl içinde olmuştur, belki daha fazla sürmüştür. Burada bir emek var. Burası muhtemelen eski bir işletme. İstanbul'daki favori mekanlarımdan biri. Musa Bey bu işi iyi devam ettiriyor. Lezzetli yemekleri Türk kültürünü yaşatıyorlar. Garsonlar her zaman kibar ve ilgili. Zekeriya Bey'e de ilgisinden dolayı teşekkür ederiz. Lahmacun 90 lira, kısır zahterli salata ve humus 124 liraydı. Fiyatlar biraz ortalama üstünde ama Chia bir markadır. Oğlum herkes cümleye şöyle başlamış. Chia'nın bizdeki yeri çok başka. Tamamen şişirilmiş bir mekan. İstanbul'u bilmediğim için araştırma yaptığımda Kadıköy'de popüler güzel yapan ve övülen mekan olarak burası karşıma çıktı. Çift porsiyon sattıkları lahmacun 180 lira. Asla doyurmuyor. Çok iyiyse fiyata okeyiz. Ama iyi değilse fiyata okey değiliz. Evet değiliz. Yani çok iyiyse fiyata okeysiniz. Hani ben yine... Oğlum sen ödemiyorsun para, sen yiyorsun. Tamam o zaman. Allah Allah. Ben yine o zaman okey, yanlış anladım. Ben hala alışamadım çünkü yani. Tamam hocam, sen bize bir çiğ kebap gönder. Bir tane de lahmacun gönder. Bir lahmacun, bir çiğ kebap. Aynen. Kabak borani diye bir şey var. Kelem bokçası diye bir şey var. Dana incikli ayva kapama diye bir şey var. Maşik çorbası var. Ne oğlum bunlar? Şevketi bostan var. O zaman gelin bey pazarı. Dibini görmeyen annesini görmesin. Hadi. Goril Faruk. Hayır, sıfır şaka. Go. Ki. Ya bir sodadan anamı niye görmüyorum ben ya? Golü Faruk bu nasıl içiyor ya? Oha! Hocam benim gözüm gözüm yaşardı ya bu. Ben de gittim yani. Ne oldu? Ya abi şu an ne yapıyoruz? Bunu dörde kesiyoruz şu an ve yiyoruz. Keselim baba. Lahmacunu beğendim. Tat bakın, lahmacunu daha güzeldi, bunu daha güzeldi acaba? Bence memleketteki en iyi lahmacun deyince İstanbul'daki en azından. Tat bak ilk üçte kesin var. Bu da bence ilk üçe girebilir. Bu arada hocam bence harbiden güzel. Çok güzel. Biraz soğumuş ama. Bence gayet güzel ama hani en iyisi değil benim yediğim. Değil mi? Yok yok, kesin değil abi. Hadi o zaman kebabı yiyelim. Hepimiz yiyeceğiz birer lokma. Kimse hiç yorum yapmayacak, hiçbir şey demeyecek. Şuradan kağıt yırtıp yazıp hepimiz aynı anda açacağız. Birbirimizi etkiliyoruz bence çünkü. Evet. Tamam. Telefona yazalım. Telefona yazalım. Evet, abi. Aynı şey baba. Puanları kimse söylemesin, kimse beğendim beğen. Beğenmedim yorum yapmasın. Açın lan. 4. 2, 3,5, 4, 4. Hocam. Allah Allah. 4'tür ama bu ya. Oğlum Emir nasıl 2 verdi buna? Etin kokusunu sevmedim. Çok et kokusu geldi bana. Hem lahmacunda hem şey kebapta. Bana gelmedi. Şimdi ben lahmacunu update geçmek istiyorum. Benim yediğim en iyi lahmacunu değiştiriyorum. Etiler kebap. Nusret'in kebapçısı var. Nusret'in karşısında ileride. Oraya da gideceğiz orada galiba. Gidecek miyiz? Aa evet, yarın oraya gidiyoruz. Ha, yarın orada baksana lahmacunu yedireyim. O dünyanın en iyi lahmacunu gerçekten. Bizden 3,4 çıktı. 3,4. Evet geçiyoruz. Bir sonraki restoran. En yüksek puanlı restoranlarımızı deneyip mide bayramı geçirirken videomuzu ufak bir bölüyorum. Çünkü videomuzun sponsoru GeForce Now. Diyelim ki eve girdin, yemek yedin, koştur koştur odana geldin. Bir heyecanla başladın oyunu indirmeye. 12 saatte ineceğini gördün. Tam indi, giriyorum oyuna dedin. Oyun 2 saatte yüklendi. Böyle dertlerle uğraşacağına gir GeForce Now'a, mis gibi oyna oyununu. Şu anda da premium paketlerde sınırlı süre geçerli yıl sonu indirimleri var. Yıllık paket 2880 TL yerine 1700 TL cillop. Ben açıklamaya linkimizi bıraktım. Gidin alın, 2024 boyunca da yüzlerce oyunu internetinizin iyi olduğu her yerde oynayın. Beylikdüzü'nde Nişantaşı'na geldik. Parktayız şu anda. Bizim eski ofis de buradaydı. O yüzden bu parka çok hakimiz. Bu parkta çok fazla videomuz var. Hocam Tatbak'a geldik. Tatbak gerçekten bizim de en çok gittiğimiz esnaf restoranlarından bir tanesi. Tatbak'ın Michelin yıldızı yok ama Michelin'de önerilenler listesine girmiş. Michelin Oha. Nedir? Uluslararası Michelin örgüt tarafından verilen en iyi yemek yapan restoranlara verilir. Şişko Sibop var ya Michelin işte. Katman katman. Katman katman lastik. Onu gidip böyle dünyada restoranları gezip
gelip kardeşim sen iyi restoransın, al Michelin yıldızı dediği ve böyle zorlu süreçlerden geçtiği bir şey aslında. Ödül. Şimdi hocam tat bakın. Lahmacunları çok güzel. Kebapları çok güzel. 4.2 2000 kişi yorum vermiş. Fiyat olarak da 4 dolar üzerinden 2 dolar diyor. Ortalama diyor yani. Ortalama diyor. Ortalama mı oluyor? Yorumlara bakıyoruz. Michelin tavsiye listesinde olmuş şaşırtıcı bir mekan. Belki şehir belleğinde bir yeri olabilir fakat menüsü etkilemedi. Mekanı yeme içme araç gereçleri temiz değilmiş oğlum. Bir çatal bıçak kontrolü yapalım. Ben hiç zannetmiyorum. Ben de hiç zannetmiyorum. Hocam Tatbak'ta değildir ya. Açım değil. Hadi açım oğlum ben. Hadi ben de çok açım. Ben buraya 1970'ten beri geliyorum. Güzel bir yer. Genelde buraya daha çok bu çevrede çalışan ya da buraya toplantıya gelen insanlar hep yemeğini burada yer. Kolay gelsin. Bir beyti kebap. Bir yoğurtlu kebap. Bir lahmacun. Bir lahmacun. Oğlum bak yine fiyatına bakma, ben söyledik ya. Yoğurtlu kebap 220 TL. Gayet iyi bence. Tatbak beyti 320. Mesela bu niye bu kadar pahalı? 220 yedik. 320'de birazcık fiyat skalası olarak yükseldik. Lahmacun ne kadarmış? Lahmacun 90. Abicim videonun renginde bir sıkıntı yok. Lahmacunun rengi bana çok yeşil geldi. Çok yeşil. Buyurun. Hazır mıyız? Durun hocam ben hazır değilim, bir saniye. Ama bir dur be. Oğlum bunun diğer lahmacunla hiçbir alakası yok. Ne kadardı mesela bu lahmacun? 90. Yüklenmez. Ben yok yemedim birazdan. Yediğim en iyi lahmacun. Ben de. Ben de bir deneyeyim o zaman. Hem şuradan bir ısırık almışlar benimkini de bu. Bu ne ya? İnanılmaz bir lezzet gerçekten. Biz bunu bir ara çok yiyorduk, ben bunun tadını unutmuşum yemin ediyorum ya. Harika bir şey ya. Burası beyti kebap. Şu da yoğurtlu kebabımız. Oo. Görsel çok iyi. Birbirimizi etkilemeyelim. Arkadaşlar kimse beni yanıltmasın lütfen. Ananı bacı. Ben tamam ama mutluyum ya. Ben de yoğurtlu diye herhalde. Çok iyi abi. Yediğim en iyi kebap, yediğim en iyi lahmacun. Mükemmel. Şimdi bak buranın kadayıfı da çok iyi, tatlıları çok güzel buranın ama yemeyeceğiz çünkü bir sonraki bölümde en yüksek puanlı tatlıcılar yapacağız. Buraya gelir yeriz yine. Evet ben söylüyorum 5 ya. 5. Ben 4.5'dayım baba. Dedim cana söylemem lazım. Ben de 5 veriyorum. Çok iyi çünkü. Hayatımda yediğim en iyi yemekler arasında girer bence. Hemen hesaplayalım. 19.5/4. 4.9 falan mıyız? 4.87. Ortalamamızı düşürdün ya. Yediğim en iyi macun ve kebap. Abi çiğ da güzeldi ama abi evet bunları dene yani. Hadi gittik. Orman ne güzel ne güzel. Biz garip bir milletiz ya. Biz bak dikte koyuyoruz. Kokoreçi yatay da koyuyoruz. Cağ kebabı diyoruz ya, biraz daha yatay koyuyoruz. Daha büyük yatay koyuyoruz. Havu bütün koyuyoruz. Çekim yapıyoruz. 5 dakika beklersen çekiliriz. Evet geldik. Neredeyiz? Eminönü. Neredeyiz? Bura Fatih Eminönü. Buranın şimdi sıkıntısı cağ kebabına geldik ama cağ kebabının bir yanı geçen bizim 1 puanlı restoranlarda gittiğimiz ve kazıklandığımız ve berbat döner yediğimiz yer. Biz dövecekler diye çok korkuyoruz. Hocam buranın puanı çok yüksek. 4.6 mıydı? 4.3 ama 6000 puan almış. 6000 değerlendirme çok fazla. Çok evet ya, 6000 kişi yazmış. Burayı biz geçen bir puanları çektiğimiz zaman dönüşte bu yoldan yürümüştük. Önünden evet, geçmiştik. Buranın cağ kebabını yiyelim demiştik. Bir evet. De burası New York Times'a falan çıkmış. Her yerde gazete küpürleri var. Bayağı işte Türkiye'de dünyada en ünlü cağ kebapçı gibi geçiyor burası. Cağ kebabı nerenin mesela? Erzurum. Biz Erzurum'da cağ kebabı yedik bu arada. Ben de mi yedim? Ayıları görmeye gittik ya hocam. Cağ kebabı mı yedik orada? Evet. İyi miydi? Bayağı iyiydi. Hiç hatırlamıyorum lan. İyiydi tabii iyiydi. Hadi la açız. Dur bir fotoğraf çekileyim ben, sen al bunu. Burucum gel. Paralı olsa var ya ne para kazanırız ya. Harbi bu arada ya. Kolay gelsin, 3 kişiyiz. Biz alalım 3 kişilik. Açık ayran hepimiz. Biraz fiyat konuşalım. Hocam cağ kebabı söyledik, yanında da ayran söyledik. Şimdi cağ kebabı şişle geliyor ve bu şişleri sayıyorsun. Sen yerken saymıyor, yedikten sonra en son tabağında kaç tane şiş varsa ona göre bir fiyatlandırma çıkıyor sana. Ama burada yani... galiba porsiyon. İki şiş bir porsiyon mu? Evet ya, bittikçe getiriyor orada. Sen dur diyorsun ona. Cağ kebabının olayı o. Ama iki şiş bir porsiyon ve iki şiş 210 lira bana fazla geldi. Hocam bir porsiyon kaç gram geliyor? Tamam. 110 lira. 110 gram. Yani bir şiş 55-60. 55-60 gram, eyvallah. Bittikçe geliyor değil mi? Dur diyene kadar. Hah geldi. Hocam size bir soru. Dönerle cağ kebabının farkı nedir? Yatay olması dışında. Yatay olması dışında bu sırf kuzu ettir. Sadece kuzu eti. Kuzu eti, bir de marinası farkı. Sizde günde kaç kilo gidiyor? Kaç ton gidiyor hatta? Böyle
tane, 4 tane, 5 tane şiş. Bu kaç? 250-300 kilo vardır bu. 110-120. 110-120 mi? Yiyeceğiz şimdi, elinize sağlık şimdi. Buranın sahibi Erzurumluymuş. Bir de bak, Vedat abi de gelmiş. Vedat abinin de fotoğrafı var. Burası şey sırasına girdi. Dünyada en çok sevilen yemekler sıralamasında 9. cağ kebabıymış. Ve buranın cağ kebabıymış. Buranın özellikle. Evet. Geçen sene ikinci oldu. İki mi oldu? Dünyada en çok sevilen ikinci yemek cağ kebabı bu dükkan. Vay anasını sen. Şimdi hocam, bunun yeme yöntemi şudur. Elimize şişimizi alıyoruz. Bir tane de pidemizi alıyoruz. Bunu böyle güzelce ne çekiyoruz. Bayağı büyük bir dürüm yaptım ya. Yok, küçük küçük parçacık parçacık böyle. Soğan ve domates zorunlu mu? Hmm. Arkadaş, dönerden daha güzel bir şey cağ kebabı ya. Niye böyle bu? Oğlum et gerçekten çok lezzetli. Baharatı da tam yerinde, böyle yağlı ama ben yağ sevmeyen bir insan olarak çok sevdim. Bu inanılmaz bir şey. Çok iyi. Mesela şimdi bu bir porsiyon mu? İki şiş bir porsiyon. 210 lira, bir de pahalı biraz. Bir porsiyonla doymazsın. Hocam biz Erzurum'da bize yetiştirememişlerdi. 110 grammış bu. Normalde bir yerde 110 gram döner kaç para? 80 gram döner 160 lira falan. 160 lira. Ama yerine göre değişir. 5-6 porsiyon yerim. Açık ayran da güzel. İçtiğim en iyi açık ayran değil ama çok güzel. Ortalamanın üstünde bir dönerciyle aynı fiyat. Evet. Evet. Kan sen ye bu arada. Ya kebabını değerlendireceksen bence 5. Ben de 5 veriyorum. 4,5 vereyim diyorum çünkü buna da 5 verirsem neye 5 vereceğim o zaman? Gittiğim en iyi restoran değil. Cağ kebabı, yediğim en iyi cağ kebabı. 5. Evet. Restoran olarak düşürürsen daha farklı şeylere bakmamız lazım tabii ki. Evet, biz hiç hani restorandır, işte tuvaletidir bilmem ne çok bakmadık oralara. Ben de 5 veriyorum. Emir şu an aramızda değil, arabayı park etmeye çalışıyor. Biz bir porsiyonda paket alabilir miyiz? 5 üzerinden 5 alan ikinci restoran oluyor. Evet. Kanka biz şimdi cağ kebabını yedik. Yiyebileceğimiz en iyi cağ kebabı olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi. Böyle ağızda dağılıyor. Yağı çok güzel. Baharatı çok güzel. Kuzudanmış. Cağ kebabının olayı kuzudan olmasıymış. Paket yaptık, sana getiriyoruz ama bize önceden puan vermen lazım. Abi benim şimdi anne tarafı Erzurumlu olduğu için ben hani yemeden çok da bir şey demek. Bir puan ver Emir. 5 diyor Emir de. Tamam 5. Ortalamamız da 5 çıkıyor. Bence bir siz bir söyleyin patrona. Orkun geldi dediğin abi. Çok beğendi dediğin. O tanır. Gurme değilim ya, yok. Ya sertifikamız da var ama ya benim asıl işim, ben mekatronik mühendisiyim. Hiç alakasız yani. Sosyal medyada. Birine benzetiyorlar ama. Kime benziyor? Yani mesela Gareth Bale diye bir futbolcu vardı eskiden, hatırla. Ben nereden hatırladım lan Gareth Bale'ı? Hasan Şaş, Hakan Şükür döneminde oynuyordu o çünkü. Yok. Değil mi? Başka bile bekliyken o da oynuyordu. Öyle mi? Abi sen de dönemlere iyi hakimsin. İşte cağ kebapçısı olduğu için bütün cağlara hakim abi. Benim bu kadar, ne oluyor ya, izlememem lazım. Sen alayım mısın? Yok yok, benziyor. Sen olsun ya. O zaman next diyoruz. Şu harekette ben next'i vereyim abi. Hadi bakalım. Ananı bacını, bu hareket ne böyle ya? Ama şimdi mesela bunu değerlendirirken hizmeti falan da değerlendiriyoruz ya. Yok, biz hiç hizmeti değerlendirmiyoruz. İçine de hiçbir şey koydurmadık. Normalde porsiyon olarak yiyorsun. Lavaşa sarıyorsun, atıyorsun ağzı. Sen biliyorsun zaten onu. İnanılmaz bir şey değil mi? Baya baya iyi abi. Değil mi? Baya baya iyi. Yediğin en iyi cağ kebabı olabilir mi? Olabilir. Cağ kebabı profesörü olarak. Gerçekten olur. Bu trafiğe değer. Peki normali makbulü bunun soğan domates konur mu içine? Ben koymam abi. Ha, biz de koymadık. İyi doğru yapmışız ama biz biliyorduk zaten. Seni denedik. Yani. Şimdi bir çiğ köfteciye gidiyoruz ama. Ama sesler kayıtta değil. Benimki kayıtta. Benimki de kayıtta kanka. İki de kayıttaymış. İşte herkes kendininkini kayda girecek. Herkes kendine girecek. Şimdi burası gurme bir çiğ köfteciymiş rivayete göre. O ses gurmeye gidiyoruz. Evet. O ses her yerde olan bir çiğ köfteci. Fakat buraya özel bir şube açmışlar. Etli yapıyorlarmış. O ses çok başarılı değil normal. Evet, normali kötü, ben de sevmiyorum. Ben çiğ köfte seviyorum. En iyi gözüken mekan. Ama şimdi bak, bu görüntünün şöyle bir dezavantajı var. Pahalı abi burası. Bence de. Nereden anladınız hocam? Ben şu an cebimden 2000 lira gitti benim. Gitti yani. Toynak'tan mı bunu anladınız? Her şeyden anladım. Merhaba. Nasılsınız? İyidir, sizden ne haber? Merhabalar. Merhaba. Buyurun, ağırlayalım. Evet, geldi. Size geldik zaten. Yorum okuyacak. Yorumlar 4 puan almış, iyi diyorlar. Merhabalar. Neli denemek istiyorsunuz? Bize mi bırakmışsınız? Size bıraktık. Öyle mi? Evet ama az istiyoruz yani. Meblağ olarak çok yiyemeyiz çünkü. Anlaştık. Tamam. Teşekkürler. Burası bir çiğ köfteci, sizin çok elit. Evet. Bazen prestij için bir şeyler yapmak bana çok doğal geliyor. Adidas mesela bir şeyler yapıyor ama bir yıl çok büyük bir şey yapıyor. Çünkü prestij işi. Bu da onların prestij dükkanı. Evet doğru, katılıyorum ben. Çağlar ilk defa hayatında mantıklı bir şey söyledi. Bunu koyun ama kanka. Şimdi şefle tanıştık, beğenmezsek sıkıştık. Hocam normalde kadın yapıyor, şu an şefimiz bizim için dövüyor. Özel girdi. Harbi dövüyor şu an.
Yok hocam, ne diyorsun lan? Vallahi görüntü çok iyi. Böyle nar ekşisi de bol konmuş. Bunlar etli mi mesela abi? Bu etli, bu gurme olan. Bu gurme, bu etli. Gurme. En çok tercih edilen hangisi sizde? Hepsi diyormuş abi de sen port oluyormuşsun. Hangisi etliymiş? Etli bu abi. Ha. Bu cevizli olan. Gurme cevizli. Ha, cevizli. Cevizli, fındık ve üzümlü. Etli burası sadece. Fındık ve üzüm mü? O da... Burakalı, pembe olan pancarlı, diğeri sadeli başımız. Ooo! Nasıl yani? Etkilendim ben şu an. Ağzımın suyu akmaya başladı. Teşekkür ederiz. Etkilendim. Çağlar, bitiremezsin. Etiler kebaba gideceğiz daha. Ona da gideriz abi. Çağlar, senin tuna tavus olman 15 dakika ya. Oo, bu bambaşka bir şey geldi. Kızartılmış çiğ köfte. Bu da çiğ köfteden patates mi? Evet. Çıtır toplarımız. Çiğ köfte çıtır toplar. Evet. Abi biz böyle bir çeşitlilikten bir haberiz bir kere. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, çok teşekkür ederim. Ben bırakayım. Servis açtım, kendi ellerimle hazırladım. Cevizli çiğ dilimimiz, sushi dilimimiz. Bu etli çiğ köftemiz, biraz acısı yüksek. Pardon, bu. Yine bu cevizli. Bu falafel, çiğ top diyoruz buna. Çiğ top, falafel. Üzümlü fındıklı. Bu üzümlü fındıklı. Yine yedek olarak çiğ dilimimiz. Bu da çiğ burgerimiz. Vegan. Ha, vegan. Çok güzel. Ben şok oldum şu an ya. Ben mahcup da oldum. Yani bir yere gidince böyle ekstra muamele yapılınca ben de çok mahcup hissediyorum kendimi. Açık konuşayım hocam. Harbi çiğ köfte bu. Daha çok doğu yöresinde elle yapılan, o yoğrularak yapılan tat var. Siz yediniz mi mesela? Abi ben Adana'da kendim yoğurup etli yapmıştım. Etli bu ama. Bu salçanın güzel tadını alıyorsun ya. Güzel abi. Hocam güzel ya. Şu etli, etliye girin bakayım. Hayatımda ilk defa etli yiyeceğim. Ben burgeri de çok merak ediyorum ben. Ama şu lavaşları da kullanalım. Bence şu etliyi lavaşa sarmayalım mı? Şöyle bir... Bu etli. Hocam etli ama bana acı geldi ya. Bana acı geldi. Ama güzel acısı. Çok mu acı geldi? Tam tadında ama ben normalde acı yemediğim için bu arada. Yok oğlum, ben beğendim valla. Hocam bu çiğ köfte harbiden... Oo, bayağı acı. İçeride taze mi hazırladılar bütün evet. Çiğ köfte? Allah Allah. Hocam bunlar anlık. Bayağı sen sipariş veriyorsun, dövüyor. Bir çiğ köfteciden böyle bir sunum beklemezsin. Evet. Ben şunu deneyiz mi hocam? Bizi denemeyiz. Kimse ben ne deneyim. Cevizli o. Cevizli de muhteşem. Topçuk da güzel, falafel topçu. Oğlum benim midemin sınırlarına geldik şu an. Yo, daha etilere gideceğiz. Evet. Şu hamburgerden de bir lokma deneyelim. O çiğ köfte. Köfteli patates. Bayağı iyi. Hocam bu arada ben açık söyleyeyim ya, çiğ köfte çok güzel olur. Şefim, ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık, inanılmaz olmuş her şey. Çok beğendik vallahi, teşekkür ederiz. Şu hamburgere girelim bakalım. Güzel görünüyor. Şey gibi, mücver gibi birazcık. Üstünde cheddar mı bu? Cheddar sos mu bu? Cheddar galiba. Domates, cheddar. Soğan da var. Hayda. Hava güzel mi? Yedim, bayağı iyi. Çok enteresan. Yani dışarıdan baktım, yeşil türbe içine girdim. Estağfurullah, tövbe yani. Tamam, iyi. Çok iyi. Hayatımda bir bana gelse çiğ köfte, hamburger yiyeceksin ve beğeneceksin de s**tir git derim. Dersin bu arada abi. Çok garip. Şu an her şey çok garip geliyor. Evet, evet. Çok yabancıyım şu an her şeye. Biz çiğ köfte yememişiz. Peki buraya 4 puan verenler nereden kırmış? Fiyat mı acaba? Fiyat hiç sormadık ha. İlk yediğimiz sushi'ye benzeyen 170 lira. Bu tabak. Ha, bu tabak. Ha, evet. Tamam. Okey. Üzümlü fındıklı olan 200 lira. Tamam. Son denedin. Gurme porsiyon 370 lira. Etli olan 440 lira porsiyonu. Ha, 4 tanesi yani tanesi 110 lira aslında. Tabii fiyatlar normale göre biraz yüksek ama çok yok. Lezzetli ya. Dışarıda yediğimiz çiğ köftelerle hiç alakası yok. Ben Adana'da da el yapımı etli çiğ köfte yedim. Bu kadar güzel çiğ köfte ben de yememiştim. Bunun nar ekşisini de bol koyuyorlar. Baharatını da bol koyuyorlar. Daha da güzel oluyor. Çok iyi abi. En çok neyi beğendiniz peki? Ay, hamburgeri en çok beğendim. Ben de hamburgeri en çok beğendim. En çok hamburgeri beğendim. Hamburgeri. Hamburger güzeldi ama ben yine düz sushi. Sushi abi. Ben de aldım. Sushi. Dürümdesiniz siz. Aynen, dürümün kesilmiş hali. Hocam puanları alalım. Emir'den başlayalım bu sefer. 5 abi bu arada. 5. Kesinlikle 5. Bir dakika, önce nereden düşeceğimi bulayım puanı. Düşeceğim bir puanı da. Hava çok karardığı için. Ben de birazcık böyle hani fiyat performans odaklı düşündüğümüz için 4,5 diyeceğim. Fiyat performans dersek, evet, fiyatı katarsak abi bence de 4,5 olabilir ama 5. 19,5'tan yine 4,87 ile evet. Burası da en sevdiklerimiz evet. Arasında girdi. Yok abi, ben burada güzel yerim yani. Ekstra bir yerden dışarıdan söylediğimiz çiğ köfteleri yediğimiz zaman o sossuz yenmiyor. Evet. Sos dökmen evet. Gerekiyor. Sadece soslu yiyorsun aynen. Bunun yani şeyi de farklı bence. İçeriğinde kullandıkları mesela bulgurun kalitesi bile farklıdır. Patatesin kalitesi işte et diğerinde zaten yok ama işte etin kalitesidir. Bence aynı nar ekşisini de kullanmıyorlar. Mesela orada daha fabrikasyon böyle milyon litre üretilen bir nar ekşisi kullanılıyor. Burada daha güzel bir nar ekşisi var. Kokusu bile salçanın o kalitesinin kokusunu evet, alıyorsun evet. Yani. Salça çok önemli abi zaten. Ben yine yorum veriyorum. 4,5 veremediğim için buradan 5 veriyorum. O zaman geçtik mi? Geçtik.
Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Etilerdeyiz lan, ne hala? Etilere giderken aldı da bir yağmur. Etilere geldik. Burası benim en heyecanlı olduğum yer. Arkadaşlar ben buraya ara sıra geliyorum. Özellikle böyle family yemeklerine. Merviş'i buraya getiriyorum. Böyle kayınvalidemle, kayınpederimle buraya geliyorum falan. Onlarla yemeğe geldiğimiz bir yer. Emir gelmiyor mu? 24 senedir burada yaşıyorum. Hiç buraya gelmedim. Ama işte bak, burası şey, burası enteresan bir yer. Böyle arada kuytu kalmış. İnsanların çok bildiği bir yer değil. Burası Nusret'in bu arada. Nusret'in. Aa. Evet. Nusret'ten bağımsız bir Nusret. Buranın tek Nusret olduğunu anımsatan şey, girince bir tane afiş var Nusret. Ha, yine var ama yani. Ama tuz var mı? Yok yok, yapmıyorlar. Ya. Yapmıyorlar. Valla çık çıkı da yapmıyorlar böyle. Tatlı geldiğinde çık 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 çıkı da yapmıyorlar. Ama zaten birazdan göreceğiz. Hocam buranın lahmacunu, kebabı, döneri, mezeleri inanılmaz. Ya bak şu an bize öyle bir şey yaptın ki dünden beri buradan bahsediyorsun. Evet. Ben buraya şu an çok yükseğim. Yani beğenmediğimde... Hocam buradan çok memnun kalacağız. Yani bak ben 10 kere geldiysem buraya onunda da wow diye ayrıldım. Özellikle döneri Müko. Puanımıza bakalım. 4.3 sallıyorum. 4.5 oldu Emir. Hocam arttırıyor musun? 4.6. Ben 4.6 diyorum. 4.6 geldi. Var mı arttıran? 4.3. 1800 diyorum almış. Hemen bir okumamız gerek. Bekir bildi. TikTok çekiyoruz abi. Ne abi? İyi, senden de sana geldik. Abisi o. Ya abisi ne gördük videoda? Ya abisi ne gördük? Ne çekiyoruz bugün? En yüksek puanlı restoranları deniyoruz. 7 farklı restoran denedik. Siz de ekledik videoya. Çok iyi. Çok... Biliyorsun geliyor sürekli zaten. Seviyoruz. Ara sıra değilmiş arkadaşlar. Bunu fark eden var mı? Ara sıra değilmiş. Haftada bir değil. Haftada ikiymiş. Belki abi. Bir aydır haftada bir geliyor olabilir mi? Ya tamam Nusret'ten para aldım. Tamam ya. Allah tamam ya. Almadım, yok öyle bir şey. Ama almışım gibi oldu şimdi. Hadi yürüyün içeri. Hadi gittik. Bu şey fıstık içi, dışı da nar. Çok güzel bir meze bu. Bak burada o kadar çok lahmacun çıkıyor ki, lavaş da çıkıyor. Guys şimdi hindi alalım, 4 tane alalım. Döner kesin alalım. Döner 2 porsiyon alalım ortaya. Kuzukarski alalım. Bir de Adana alalım aynen. Bak şuraya kesin böyle çok kallı abi böyle. Biz bandut bir iş adamı abi ve iş yemeğine gelen arkadaşları gelecek. Buraya sürekli geliyor mu? Sürekli geliyor mu ne hocam? Haftada bir kadar geliyor mu? Evet. Haftada bir kadar mı? Yok haftada bir geliyor. Haftada bir geliyor değil mi? Haftada 2 oluyor. Haftada 2 de olur değil mi abi? Haftada 2 de oluyor aynen. Son zamanlarda sıklıkla yani. Tabii son zamanlarda sıklıkla. Bize de diyor ki yani hocam. Ara sıra geliyorum. Ara geliyorum. Ayda yılda bir geliyorum. Her zaman bu masaya geliyorum. Ooo. Hocam kayıtlıyız değil mi? Maydan uzun. Dedikodunu yapma. Guys, ben bu lahmacuna kefilim. Çok iyi. O kadar diyorsunuz hocam ya. Değilse kolumu vereceğim, kolumu yiyin. Oğlum hadi soğutmayın şunu. Hiç limon mu yok, hiçbir şey sıkma. Dümdüz. Evet, döneri de soğutmamız lazım. Dümdüz bunu dür, sonra bunu ısır. Ben burayı daha çok beğendim ya. Tatlıma niye 4.5 verdim anladınız mı? Evet oğlum, bak vizyonlu adam. Yemin ediyorum İstanbul'un en iyi lahmacunu ya. Yok abi daha iyisi. İçi daha bol. Döner aynı şekilde. Ben bu döneri size anlatamam. Oğlum yemin ediyorum para alsam bu kadar anlatmayacağım. Harbiden bu arada ya sen. Ben niye böyle oldum yine? This is döner. Guys döneri soğutmayın. Hemen birer lokma göreyim döner. Bir daha bir yiyeyim de tam anlayamadım onu. Onu niye kimse konuşmuyor? Abi yiyorum. Kebaba güveniyoruz. Şu kuzu kasri... Gel bak önce kasrileri yiyeceğiz. Yoksa dayak yiyecektik. Kuzu kasri mi kasrik mi onu bilmiyorum ama bu kuzunun bir tarafı ve çok güzel. Biraz yağlı. Bundan hemen alın önce şunları yiyin. Oha, bu Wagyu gibi yani. Bunun için bakayım, bunlar soyunca hiçbir şeye benzemiyor. Ay pardon. Zıpladı gitti. Bu ne baba ya, ben et yememişim. This is Adana. Çok iyi. Biz mini lahmacun yedik. Mini lahmacun 110 lira, büyüğü 175 lira. 90 liraydı daha önce yediğimiz yerlerde. Ama ben 20 lira fark verip bu lahmacunu yemeyi tercih ederim. Ama 110. Küçüğünü yiyorsun aslında. O zaman evet, bu küçük için 110 lira pahalı. Döner kebap ne kadar sizce? Emir 300 diyor. Ben 450 diyorum. Ben hocam bayağı yüksek söyleyeceğim ya. Ben 560 diyorum ben. 400 lira. Adana'da 400. Adana'ya ne diyorsunuz? Ben tatlı kakının etini daha çok beğendim. Kebap da bu arada normalde
genelde daha güzel oluyor. Bana mesela çok iyi geldi bu. Peki Çağlar'ım, puantaj alalım. Puanım benim açık söyleyeyim 4.5 benim. Tamam 4.5. 4.5 geldi. Ben 4 veriyorum. Lahmacuna bayıldım ama et döneri ve Adana'yı çok beğenemedim. Ben 4.5'um abi buna da. 4. Tat bakla aynı yani benim için. Ben de 4.5 veriyorum. Ama bugün özel mesela hocam. Bugün özel. Normalde 5'im ben. Aslında. Evet. Fındık lahmacun inanılmaz iyiydi. Kuzu Karski de çok iyiydi. Adana ve döner benim normalde yediğim daha güzel. O yüzden hani ben buraya gelmeden önce puanım 5 hazır gelmiştim. Ona rağmen puan kırarak 4.5 veriyorum. Ne yaptık? 4.37 çıktı bizim puan ortalamamız buraya. Maps'te kaçtı burası? 4.3. Evet, aynı aşağı yukarı. Geldik, evet. Yeni rap klibimiz, hoş geldiniz. Burası Bağcılar, welcome to cehennem. Baba ben Arırmalı. Rap'te kene yok. Bende de yok ya, ben de atıyorum. Geçen bunu Murat'la bir yerde söylemişiz, TikTok'ta gördüm. 2 günde 8 tane restoran gezdi. Ne düşünüyorsunuz? Nasıldı yani genel olarak? Yüksek puanlı restoranlar yüksek puanı hak ediyormuş diyebilir miyiz? Hak edenler var, hak etmeyenler de var. Var, var. Evet. En çok nereye beğendiniz peki? Yani hepsi bu arada kendi kategorisinde farklı. Şimdi hani hepsine 5 puan verdiniz, hepsine yüksek verdiniz demeyin bize. Biri kokoreç, kokoreç olarak değerlendirdik. Cağ kebabını cağ kebabı olarak değerlendirdik. Hepsini kendi kategorisinde değerlendirdik. Ben bir şey söyleyebilir miyim önden ya? Mideci abiden özür dilemek istiyorum. Çok beğendiğimi söyledim. Bekir dünden beri uyuyamıyor. Biz de Çağlar'la konuşuyorduk hani biz de beğenmedik ama nasıl söyleriz beğenmediğimizi? Hani yediğim en iyi mide değil deriz diye düşünüyorduk. Bekir gitmiş abi yediğim en iyi mide demiş. Ha, adam da para almamış Bekir'den bir de. Abi vallahi biz dobrayız. Beğensek beğendik diyoruz. Beğenmesek beğenmedik diyoruz. Ki hani bu gittiğimiz bizim beğenmediğimiz restoranları siz başka bir gün gidersiniz. Çok beğenebilirsiniz. Belki o gün bizim yediğimiz ürünler güzel değildi. Daha da iyi olabilir. Erkekler kızlar yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardı? Kızları. Bence de. Kesin kızları konuşuyorlardı. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Açtı açtı memlekete. Ya biz de erkekler olarak biz de istiyoruz bir kına gecemiz olsun. Niye sadece kadınların kına gecesi oluyor? Siz de istiyorsanız yorumlarda. bu arada bayağı uzun bir video oldu. Biz de bayağı uğraştık. Yani 2-3 gündür çekim yapıyoruz. Bunun kurgusu da bayağı uzun sürer. O yüzden hani böyle videoları seviyorsanız muhakkak bizi desteklemek için like atmayı aşağıdan abone olmayı unutmayın. Abone olmak da yetmiyor artık. Keşke yetseydi. Bundan 10 yıl önce yetiyordu. Artık bildirim de açmak gerekiyor. O yüzden gidip bildirimleri de açın ki yeni video koyduğumuzda çat diye bildirim gelsin. Şimdi bak en düşük puanlı restoranlar yaptık. Sonra en düşük puanlı oteller yapacağız. Şimdi en yüksek puanlı restoranlar yaptık. Sonra en yüksek puanlı tatlıcılar bilmem ne. Biz böyle devam ederiz. Çok yüksek puanlı bir oteliniz varsa bize yazın. Gelelim çekelim ya. Para almayın bizden. Sizin de güzel fikirleriniz varsa yorumlara yazın. Ayrıca bu restoranlar arasında siz en çok hangisini beğendiniz? Gittiğiniz, sevdiğiniz restoranlar var mı? Başka sevmediğiniz, sizin bir şey yaşadığınız restoran var mı? Yorumlarda mutlaka yazın. Bir sonrakinde biz de ona göre gidelim. Seviyoruz sizleri. Haydi see you'lar.